Efendim herkese merhabalar. Ben İsmail Yolcu. Genç Vizyon programıyla yine sizlerleyiz ve yine bugün çok değerli bir konumuz var efendim. Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Buket Akkoyunlu. Onu zaten bizim önceki programlarımızdan çok yakından tanıyorsunuz. Kendisi eğitime gönül vermiş bir akademisyen. Bugün de siz değerli öğrencilerin ve ailelerin sorularını yanıtlayacağız. Ayrıca merak edilen konu başlıklarını da yine hazırladık efendim. Sizlerin tek yapması gereken Instagram Bonus Hoca üzerinden bizlere az önceki paylaşımın altında sorularınızı, görüşlerinizi iletmeniz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ben de enerji çok derler ama sizi de yanıma gelince hocam hepten doğal olarak bir enerji üretiyoruz birlikte. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkürler. Önceki hafta Sayın Rektörümüz Profesör evet. Doktor Hakan Maraş hocamızı konuk aldık. Çok da ilgi gördü. Umarız sizin tarafınızdan da beğenildi. Çok beğendik. Çok teşekkür ediyorum. O sözü bilerek duymak istedim. Şimdi hocam çıtayı yükselttik o zaman. Daha da beğenilen bir program İnşallah. Yapalım. Evet. Sevgili Rektörümüz Hakan Maraş ve Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Nihat Solakoğlu hocamıza da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Teşekkür. Kendileri çok uzakta olmasalar gerek diyeyim. Evet. Sevgili hocam, biz sizi tanıyoruz ama Çankaya Üniversitesi Türk Yüksek Eğitim Yüksek Öğretim sektöründe, camiasında çokça bilinen ve güzel de adı anılan bir üniversite. Şimdi dilerseniz bir tercih süreci nasıl gidiyor? Bir onu sıcak hemen sizden evet. canlı haberci formatıyla alalım. Tabii ki. Devamında da kısa böyle spot bilgilerle yine bir Çankaya Üniversitesi'ni tazeleyelim. Sonra bende bolca soru var. Evet. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 17 Temmuz 8 Ağustos arası tanıtım haftası olarak sürüyor okullarda. Sizin üniversitenizde evet. Diğer üniversitelerde de. Bu sene bizim çok değerli Bonus hocamızla birlikte, sizlerle birlikte yürüttüğümüz program kapsamında adeta bir seminer furyası olduğu böyle yani seminer çok... hatta festival havasında evet, gidiyor şenlik diyeyim. Şenlik havasında gidiyor. Evet, çünkü Ankara dışından da çok aileler geliyor. Özellikle hafta sonu da oldu. Ve bu taleplerin olabileceğini düşünerek ücretsiz servis, saat başı servisler kaldırıyoruz biz. Devam ediyor değil mi? Onu evet, da tabii, duyurmuş tabii, olalım. Tabii ki. Balgat kampüsümüzden ve Sıhhiye'den sabahlı başlayan ve gün içinde karşılıklı yani kampüsten yine Sıhhiye ve Balgat veya da tersi gelenler oluyor. Kendi araçlarıyla gelenler oluyor. Bütün detaylar Çankaya Üniversitesi web sayfasında var. Web sayfamızda var. Duyuralım o zaman. Efendim Bonus Hoca'yla birlikte yapılan aslında bu proje Çankaya Üniversitesi tarafından bir sosyal sorumluluk projesi. Çankaya Üniversitesi sayesinde bu kıymetli hizmete aileler ve öğrenciler kolayca ulaşabiliyor. Tek yapmaları gereken Çankaya Üniversitesi'nin web sayfasında ilan edilen Balgat ve Sıhhiye servislerine binip kampüse gelmek. Yine kampüsten de aynı noktalara ulaşım sağlanıyor. Peki hocam, Bonus Hoca'yı zaten ben 20 yıldan beri tanıyorum. Siz seminerin dışında orada başka hangi hizmetleri yani ailelere şöyle sunuyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, biz tabii bunu çok bir ay önceden planladık. Ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak düşündük. Ailelere, öğrencilere yönelik bu desteği vermek için. Bizim üniversitemizi tercih etsin ya da etmesin. Zaten evet. Çünkü tıp fakültesini istiyorum diye gelen öğrenciler de var. Onlarla konuşuyoruz. O nedenle Bonus hocamızın da her fırsatta söylediği gibi bir sosyal sorumluluk projesi. Ama bu öngörümüz şöyle bizi haklı olduğumuzu gösterdi. YÖK başkanımız da üniversite sınavlarının açıklandığı gün bir demeci var gazetelerde ve diyor ki sayın rektörlerimize öğrencilerimizi ve velilerimizi tercih konusunda destekleyin, onları yönlendirin diye bir demeci çıktı yani açıklandığı gün. Bu da bizim aslında bunu önceden öngördüğümüz için bu da bizi mutlu etti. Evet. Doğru bir yerde olduğumuzu gösterdi. Biz de tebrik ediyoruz hocam sizi. Bu anlamda. Onun için keyifli geçiyor. Yorucu geçiyor tabii ki. Biz Bonus hocamızın seminerinden sonra biz yine bizim psikolojik danışma rehberlik merkezimizin öğrencilere ve velilere yönelik seminerleri var. İsteyen öğrenciler ya da veliler bu üniversite tercihinde
velilere düşen nedir, öğrencilere düşen nedir gibi o seminerleri de yapıyoruz. Yani koyduk sisteme. O yüzden yoğun geçiyor ama keyifli bir şey var. Hocam dünyanın en güzel şeyi bir insana, hele de o insan bir gençse, evet, bir gence dokunmak. Onun keyfini zaten yaşıyoruz. Sayenizde inşallah. Bölümlerimizi gezdiriyoruz. Evet, ne güzel. İşte yemekhanemizi gezdiriyoruz. Sohbet ediyoruz. Velilerle sohbet ediyoruz. Öğrencilerle sohbet ediyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz çok katkı veriyor bize. Çok şekerler. Kaç kişilik bir tanıtım ekibiniz var hocam? Yani 30 kişi değil aslında. Hani ama gönüllü ve çok güzel çalışıyorlar. O nedenle hani mutluyuz, öyle söyleyeyim. Harika. Yani, biz de mutluyuz sayenizde. Evet. Efendim konuğumuz Çankaya Üniversitesi değerli rektör yardımcısı Profesör Doktor Buket Akkoyun'un sorularınız geliyor. Az sonra ileteceğim. Ben ilk soruyla başlayayım izninizle hocam. Peki siz bir eğitimcisiniz, bir akademisyensiniz. Şu anda hayatlarında ilk defa tercih yapacak olan öğrenciler var. Bizim belki 100 bini aştı bu zamana kadar ki hocamla birlikte öğrencilere, ailelere yaptığımız bu tercih, meslek seçimi, tercih danışmanlığı ama peki hocam hayatının baharında, en güzel yıllarında geriye kalan 44 yılını şekillendirecek olan gençlere sizin mesajınız? Aslında geleceklerini şekillendirecekler. Artık o meslek onlarla birlikte hayatı boyunca gidecek. Bence en önemlisi o hangi mesleği seçecekse o alandaki, o üniversitedekinin başarısı ne, ona bakmak lazım. Yani işte matematik bölümünde, bu üniversitenin matematik bölümü nasıl? Bu üniversitenin diğer bölümleri nasıl gibi? Ve seçecekleri bölümdeki akademisyenlerin çalışma alanları çok önemli. Ne yapmışlar, ne kadar başarılılar? Bunların hepsi bir gösterge olabilir bunu seçmek için. Yine üniversite bünyesindeki laboratuvarlar, araştırma merkezleri bunlar bir olabilir ama akademik kadroyu ben hep birinci sıraya koyarım. Harika. Çünkü üniversiteler aslında bakarsak genel olarak öğrencilerle hocaların birlikteliği, bütünlüğüdür. Bunları birbirinden biz ayırt edemeyiz. Çünkü üniversiteler bilgiyi aktaran, işte bilgiyi paylaşan değişimin itici gücüdür. Ve bu itici güçle kendisinden sonra gelecek olanları yetiştirir. Ve eğer bu ikiliyi biz, bu bütünlüğü sağlarsak, işte o zaman ülkemizin geleceği için yetenekli, nitelikli öğrenciler yetiştiririz. Onun için hatta akademik ve yönetici kadrosunu dikkate alsınlar. Öğrencisini kollayan, akademik başarılarında onlara ortak eden. Çünkü biz akademisyenler öğrencilerimizi geleceğin meslektaşlarımız olarak görürüz. Bu meslektaşlık hep sürer gider. O nedenle öğrencisine bu gözle bakan, üniversite yaşantısına öğrencisine ortak eden, onlarla etkileşimleri düzgün olan akademisyenlerle çalışmak çok keyif verir öğrenciler için. Ve o zaman biz de başardığımızı anlarız zaten öğrencilerimizin. Ve bu bilgi ve bilgi deneyimini aktararak gençlere geleceğimizi oluştururuz diyoruz. Onun için akademik kadroya bakmaları çok önemli. Fiziksel ve sosyal olanaklar çok önemli. Bir üniversitedeki fiziksel olanaklar, bu kütüphanesidir, sınıflardır, amfilerdir, ortak yaşam alanlarıdır. Çünkü bunlar neden önemlidir? Bu ortamlarda akranlarıyla ne kadar çok kuvvetli bağlar oluşturursa öğrenciler, o kadar değerlidir bu onların sosyal gelişimleri içinde. Hemen araya gireceğim hocam. Instagram bonusundan gelen sorulardan bir tanesi. Sevgili öğrenciler, çok hata yapılacağına inandığım bir soru var. Deprem bölgesinde yaşayan kıymetli öğrencilerimiz depremle ilgili onlara ayrılan %25 kontenjan öncesindeki normal kontenjana genel yerleştirmeyle yerleştirilebileceklerse o puanla yerleşecekler. Eğer yerleşemiyorlarsa kalan %25 için sadece deprem bölgesindeki öğrenciler kendi içinde eleme usulüyle yerleştirilecek. Bu bir. İkincisi, ek kontenjana sakın güvenmeyin, tercihlerinizi şimdi yapın diyorum. Çünkü onunla ilgili çok soru geliyor.
Üçüncüsü hocam, Çankaya Üniversitesi'nin stajla ilgili sağlayacağı avantajlar nelerdir demiş bir öğrenci. Bu stajda hocam öğrenciler yapması gereken bir yol yöntem mi var? Yoksa üniversitenin oradaki güçlü duruşu ve yaptığı protokoller zaten öğrenciye bir avantaj sağlıyor mu? Şimdi şöyle, ben de zaten bir üniversiteyi seçerken nelere dikkat edin sorusunda bir tane staj olanaklarıydı üniversitenin. Burada tabii ki bazı bölümlerimizin içeriği gereği staj var. Özellikle uygulamalı bilimler, mühendislik, mesela psikoloji bölümünde stajlar var. Biz bu öğrencilerimizi bazen öğrencilerimiz kendileri buluyor, bazen de bizim yaptığımız protokollerle stajlara gidiyor. Ama şimdi yeni bir hani planlama olarak bu sanayiden ya da gelen diğer işte alandan gelen karşılıklı anlaşmalarla, bizim yaptığımız anlaşmalarla biz de o protokolde öğrencilerimizin onların stajlarına kabul edilmesi gibi protokoller hazırlıyoruz. O nedenle staj bizim için çok önemli. Çünkü öğrenci hem teorik bilgisini burada uygulayabiliyor, hem de geleceğe yönelik iş olanakları çıkıyor. Yani bizim staj yaparken orada işe giren çok öğrencimiz oluyor. O nedenle daha orada çok stajdayken önemli. Tabii, seçiliyor tabii. Değil mi hocam? Evet, fark zaten yaratıyorsa. Öyle de olması gerekir. Evet. Yani son sınıfa geldiğinde, hatta bitirdikten sonra iş aramak şanslarını daha azaltırken, böyle bir süreçte ilgili alanda, sanayi olabilir bu, herhangi bir işte staja gittiği zaman daha uygun psikolojiyle oluyor. Psikolojiyle ilgili hangi alanlarda staj imkanı var hocam? Çünkü psikoloji gerçekten hukukla birlikte iş sağlık öğrencilerin amiral gemisi. Evet. O alanla ilgili öğrenciler nerelerde genelde yapıyor? Bunu da psikoloji okuyacağı halde staj yapılacağını bilmiyor birçok öğrenci. Örneğin, onlar klinik için psikoloji soralım. Alanında staja gidebiliyorlar. İşte örgüt psikolojisi çalışıyorlarsa iş yerlerine gidebiliyorlar. İşte öğretmenlik yapacaksa, öğretmenlik formasyonunu alıyorsa okullara gidebiliyorlar. Çok çeşitli. Çünkü psikoloji hayatımızın içinde. Kesin her alanda. Özellikle hocam. Yan dal, ana dal gibi olanaklarla buluşturdukları zaman bunu çok daha geniş alanda stajlar alıyorlar. Çankaya Üniversitesi'nde yan dal ve başka imkanlar, öğrenciler daha lisans eğitimini tamam yaparlarken evet. Hocam. Orada üniversitenin olanakları, imkanları fark yaratan anlamında bizim her bölümümüz, yani tüm fakültelerimiz yan dal, öğrencilerimize yan dal ya da çift ana dal yapma olanağı tanıyor ve bu süreç içerisinde bölümlerimiz birbiriyle uygun olan bölümlerimiz birbirleriyle anlaşmalar imzalayarak öğrencilerimize bu olanakları sunuyorlar. Örneğin psikoloji bölümündeki bir öğrencimiz yazılım mühendisliğinde çift anadal yapabiliyor. Bu olanakları genişletiyoruz ve oldukça talep var öğrencilerimizden buna. O nedenle biz de onlara bu olanakları sağlamak için yapıyoruz. Teşekkür ederim hocam. 2 yıllık Çankaya Üniversitesi'nde burslu okumak ile ilgili olarak bilgi verebilir misiniz diyor Arife. Sevgili Arife'cim, işin uzmanı burada, hemen soralım. Çok şanslılar bize gelecek olan öğrenciler. Çünkü bizde burs olanakları çok fazla. Şu an %51 bizim burs oranımız. Ama bu hani resmi olarak görünen, ama bunun dışında bizim çok fazla bursumuz var. %91'e çıkıyor bu oran. Yani her 100 öğrenciden 91'lisi burslu alabilir. Okuyor değil mi yani hocam? Yemekhane bursu oluyor, yurt bursu oluyor, sporcu bursu oluyor, başarı bursu oluyor. Bu şekilde. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Bu yılki kontenjanımız 1330-35, yani yanlış söylemeyeyim. Sadece 1341'di galiba. 41, 30, yani tam şu anda hatırlayamayacağım ama biz bunun bize geri dönüşü 49 öğrenciden tam ücret alıyoruz. Toplamda sadece 49 öğrenciden. Evet. Onun dışındakiler %50 ve burslu. Yani ya %50 burslu ya da tam burslu. Hocam peki yemek vesaire falan konuşuyoruz. Bu da hayatın gerçeği tabii. Efendim. Tercihlerde sadece bölümler, üniversite tabii. adları değil, bir de sosyal imkanlar, öğrenci kulüpleri. Bunlardan bir tanesi de
Ulaşım imkanı hocam. Evet. Aslında az önce bir ipucunu verdik orada Bonus Hoca seminerinde, evet, ama ulaşımla ilgili, evet, ailelerin kafasında soru işareti varsa bunun için ayrıca bir bedel ödeniyor ulaşım hocam. Ulaşım için bedel ödemiyorlar. Ulaşımlarımız ücretsiz. Sıhhiye'den kalkıyor. Sabah erken saatlerde SEM servisleri var. Ama Balgat'a ve Sıhhiye'ye düzenli servisler var karşılıklı. Öğrencilerimiz bundan yararlanabiliyor ve hiçbir ücret ödemiyorlar. Yemeklerimiz ise hani yemekhanede isterlerse yararlanabiliyorlar ve oldukça cüzi bir fiyat ödüyorlar öğrenciler. Ve alternatifli değil mi? Yani tek bir yerden hayır, tek bir çeşit yok. Yani çeşitli kafeler var, oradan da kullanabilirler. Hocam sorular akıyor. Ben şimdi size bir soru daha soracağım ama özellikle ön lisans bölümleriyle ilgili sorular var hocam. Ön lisansla, evet, ilgili genel bir şöyle bir açıklama yapalım bizim hemen. Bizim Çankaya Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulumuz var. Ve burada öğrenciler yani iki oldukça etkili bölümlerimiz var. Yeni açılmış e-ticaret, dijital pazar. Adalet bölümü. Yok. Çankaya Meslek Yüksekokulu'nda da çok revaç gören ve çok da soruluyor bu şeyde. Tanıtım günlerinde gelen veriler Şu özellikle anda 2 yıllık bunlardan oluyor. Ön lisansa o kadar çok ilgi çok var ki hocam. Evet, ama çok ihtiyaç var. Toplumun, evet, çok ihtiyacı var ara hocam, insan gücüne. Çok doğru yapıyorlar yani, onu söyleyeyim. Bence çünkü de. dikey geçiş imkanları var. Hani 2 yıllık okuduktan sonra dikey geçişle geçebilirler. O yüzden doğru bir seçim. Teşekkürler hocam. Hocam birçok soru var. Tam burada bir soru sormayayım size. Genel bir yine değerlendirme alayım. Devamında bir de deprem bölgesinden gelen öğrencilerle ilgili yaptığınız bir çalışma, bir hazırlık var. Onların ders tamamlama ile ilgili. Evet. Buyurun lütfen. Şimdi biliyorsunuz talihsizlikleri arka arkaya yaşadık. Maalesef hocam. Önce pandemi oldu. Arkasından hepimizi çok büyük üzüntüye sokan deprem yaşadık. Maalesef. Yani söz bulamıyorum söyleyecek. Ve öğrencilerimiz uzun süre okullarından ayrı kaldılar. Zaten OECD'nin bir raporu yayınlandı. Bu rapor içerisinde OECD ülkeler arasında en uzun süre kapalı kalan ülkelerden ikinci sıradayız. Birinci Meksika, ikinci biziz. Tabii böyle olunca öğrencilerin uzun süre okuldan ayrı kalmalarının ne kadar iyi uzaktan eğitim verirsek verelim, hani ortamı ne kadar iyi düzeltirsek düzeltelim, birçok eksileri var bunun. En önemlisi özellikle bu hem pandeminin getirdiği hem de bu depremin getirdiği sosyal ve psikolojik sıkıntılar olabiliyor. Sosyalleşememek sosyalleşemiyor, tek başına bir sorun ya, o aslında onu gördük. Ayrılamıyorlar. Örneğin bu depremden sonraki dönemde birinci aydan sonra hibrit eğitime geçtik. Yani gelebilen geldi, gelemeyen sınıflarda sisteme katıldılar ve uzaktan izlediler. Ama şöyle bir gözlemlerimiz oldu. Öğrenci geliyor üniversiteye, dersi var, dershanesinin önündeki masada oturuyor, kulağına kulaklığını takıyor, dersi oradan izliyor. Ben sordum, ne dedim, hadi geldin o zaman böylece, ben okulumu özledim, ben arkadaşlarımı özledim dedi. Ve yaşları kaç olursa olsun bu öğrencilerin bu okul ortamında bulunma, arkadaşlarıyla iletişime geçme konusunda ihtiyaçları var. O nedenle öğrenme kayıpları da ayrı bir konu ve bu konuda çok rapor var. Bunun için biz de değerli rektörüm ve rektör yardımcımız hocamla beraber hani ne yapabiliriz bu öğrenciler geldiklerinde bir diye düşündüğümüzde çeşitli var. Şimdi bir kere bunların ihtiyaçlarını anlamak durumundayız. Duyarlılık göstermeli ve onlara destek sağlamalıyız. Tabii bunlardan birincisi psikolojik danışma rehberlik merkezimiz aracılığıyla bunlara ihtiyaç duydukları psikolojik desteği vermek. Bunu yapmak gerekiyor. Yine bunları sosyal ortamlarda kaynaştırmak için çeşitli etkinlikler, aktiviteler yapmak zorundayız. Ama en önemlisi bu öğrenme kayıpları tabii ki. Bu öğrenme kayıplarını biz belirleyerek hani şimdi nasıl yaparızı planlıyoruz, düşünüyoruz. Bunu belirledikten sonra bu kayıpları önleyecek işte materyaller, e-öğrenme materyalleri. Çünkü bu öğrenciler artık hani yüz yüze
ortamdan çok çevrim içi ortamda ya da işte elektronik materyallere daha düşünüyorlar. Biz bunları web sayfamızdan ya da web online'dan onlara vererek istedikleri saatlerde, istedikleri zamanlarda bunları izleyebilirler. Yine öğretim elemanlarıyla iletişime geçerek eksiklerini tamamlayabilirler. Bir de tabii stajlar var. Bu dönemde en çok etkilenen bizim stajlarımız oldu. Ne oldu peki o stajlar hocam? İşte devamlı nasıl bir şekilde, önlem, nasıl bir dokunma yaptınız? Şöyle yani o süreç içerisinde yükseköğretimin belirlediği ilkeler kapsamında o ne diyorsa ona göre hani sağlık alanında olanlar ve öğretmenlik bölümleri kendi bulundukları yerlerdeki yerlerde yapabildiler ama biz bazen yaz okulu olarak bazen işte projelerle özellikle projeleri çok kullandık. Aslında buradaki ipucu da şu mu? Çankaya Üniversitesi her durum ve şarta göre aksiyon alıyor. Aksiyon anında bir çözüm önerisi getiriyor. Çünkü bu getiriyor. Şeyde mesleki yeterlikler gündeme geliyor biliyorsunuz. Hani hangi becerileri kazıtaş? Çünkü bunların öğrendiklerini beceriye dönüştürme işidir. İşte bunları nasıl yapacağımız konusunda yani bunun farkındayız. Bu sıkıntının bunun önlemini almak için yani bunu uygulamaya geçmek için biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Onları unutmadık. Yani gelen birinci sınıflarımız da aynı şekilde lisede bu süreçleri yaşadılar. Değil mi hocam? Sadece üniversite önceki sınıflar yani sonraki sınıflar değil. Onun için bu konuda çalışıyoruz yani eğitim ortamları anlamında. Bir küçük nüans belki şu anda Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Hakan Maraş hocamızı izlediniz. Şimdi kıymetli hocamız Profesör Doktor Buket Akkoyun'la birlikteyiz ama aslında birazcık da işin güzel tarafı da tercih masalarında sizi diledikleri zaman da ulaşabiliyorlar tabii, değil mi hocam? Tabii tabii. Biz oradayız. Şu anda hep bölümler bölüm bazında, fakülte bazında ve ayrıca üniversite yönetimiyle ilgili de bütün sorularınızı direkt yüz yüze evet, evet. Saat bölüm kaçtan kaça kadar hangi günler hocam onları bir kere şöyle, daha duyuralım. Sabah özellikle bonus hocamızın olduğu zaman çok yoğun oluyor. Sabah 9'da başlıyoruz. Seminer 10.30'da. Biz mutlaka birimiz orada oluyoruz. Bazen üçümüz orada oluyoruz. Hani diğer rutin işler de sevgili var. Sevgili İbrahim'e de araya gitmeden önce Süleyman hocamın Çankaya Üniversitesi afişi varsa onu da ekrana getirip onun da duyurusunu sevgili hocam tabii. da yapabilir. Ben de evet, yapabilirim. Siz de yapabilirsiniz. Tabii tabii. Peki sonra ne oluyor hocam? Öğrenciler geliyor. Seminer var zaten. Seminer var. Bons hocamız seminerine geliyor. Katılıyorlar. O seminerinden sonra soru cevap kısmına geçiyorlar. Bir Bons hocamın moderatörlüğünde diyeyim. Çok keyifli oluyor. Ben YouTube'dan izledim evet, hocam. Onun moderatörlüğünde sorular geliyor. Gelen soruları ilgili bölümden hocalarımız bir orada elemanımız. Anlık olarak evet, hemen cevaplıyorlar. Ve orada cevaplıyorlar. Eğer başka sorular varsa, kime varsa bonus hocamıza mı? O bittikten sonra onlar bonus hocamızın yönlendirmesiyle randevu alıyorlar. Tercih sırasına giriyorlar. Sonra o randevuyla ertesi sabah gelip hocamla, bonus hocamızla birebir tercih görüşüp danışmanlığı yapıyorlar. Harika. Öğleden sonra da biz kendi kendimize kalıyoruz orada. Yine gelen velileri, öğrencilerimizi bölümlere gezdiriyoruz. İsteyenler bölümlerde de öğretim elemanlarımız bekliyor. Öğrencilerimiz gittiğinde onlara ilgili soruları cevaplıyor. Yani hem burada cevap alıyorlar yöneticilerden, işte öğrencilerden, orada okuyan öğrencilerden. Öğrencilerimiz aktif olarak görüyor. Mezunlarımız var. Onlar böyle hani bu havada evet, gidiyoruz. Evet valla harika. Tebrik ederiz. Yavaş yavaş veda mesajlarınızı alalım. Efendim konumuz Çankaya Üniversitesi. Her sabah saat 10.30'da Bonus Hoca Çankaya Üniversitesi kampüsünde ücretsiz servisler hem Sıhhiye'den hem Balgat kampüsünden kalkıyor. Yine kendi aracınıza da gidebilirsiniz. Ayrıca bütün fakültelerin ve bölümlerin akademisyenleri, değerli hocalarım, rektör hocamız bütün tam teşekkülü böyle oradayım. Aileleri, öğrencileri karşılıyorlar. Yavaş yavaş veda mesajınızı alıyoruz. Ama daha sonra biz tekrar Çankaya Üniversitesi ile hemen 29 Temmuz Cumartesi günü buluşuyoruz. Son bir dakikamız buyurun. Aslında ne için gelsinler hocam? Onu da alalım sizden. Hepsine öncelikle başarılar diliyorum ve yaptıkları seçimlerinden mutlu olmalarını İnşallah. Diliyorum. Bizim üniversitemize gelsinler. Keyifli, neşeli bir üniversite. Uzaklığından sakın korkmasınlar. Servislerimiz her an onlarla birlikte.
O nedenle ama nereye giderlerse gitsinler, yolları açık olsun, evet, mutlu olsunlar, evet, istediklerini seçsinler. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür mutlu ettiniz ediyorum. Bizi. Daha Kurtuluş Yok, birçok programda beraberiz. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, konuğumuz Çankaya Üniversitesi'ydi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.